İyi günler sayın seyircilerimiz. Günün gelişmelerini aktardığımız haber bülteniyle karşınızdayız. Liridon Ademay'ın naaşı bugün Yakova Belediyesi'nin Ratay köyünün mezarlığında yeniden defnedildi. Defnedilme törenine bakanlar, milletvekilleriyle yüzlerce vatandaş katıldı. 29 Kasım 2023 tarihinde öldürülen Liridona Ademay'ın naaşı 4 Aralık 2023 Pazartesi günü Ratsay Köyü mezarlığında saat 14'te defnedildi. Merhumun yakınları pazar günü savcı Besa Limani'ye Liridona'nın mezardan çıkarılmasına ve yeniden gömülmesine izin verilmesi yönünde yazılı bir talepte bulunmuştu. Liridona Ademay 29 Kasım'da Priştine'de öldürüldü. Adalet Bakanı Albulena Hacıoğlu yaptığı konuşmasında birkaç gün önce öldürülen Liridona Ademay cinayeti için en ağır ceza istedi. Bakan Hacıoğlu kurumların işine rağmen bu gibi vakaların önlenmesi için yapılacak daha çok işin olduğunu söyledi ve adalet organlarından bu vakada suçlar için maksimum ceza istedi. Hacıoğlu bütün kurumların görev başında olması gerektiğini de vurguladı. Eğitim Bakanı Arbriyana Gavsi de Liridona Ademay'ın cinayetinden konuşurken hak edilen cezayı talep ettiklerini ifade etti. Hatta okullarda bu konuda tedbirlerin alındığını da açıkladı. Bakan Nagavsi bu duygusal olarak sadece anneleri değil herkesi etkiliyor. Ne yazık ki toplumumuz az da olsa ilerleme olmasına rağmen bu ortamda kalmaya devam ediyor dedi. Kosova Özel Savcılığı basına gönderdiği bir açıklamayla özel mahkeme gözaltı merkezindeki 3 sanığa Haşim Façi, Kadri Veseli ve Recep Selimi'ye uyguladığı kısıtlamalar hakkında bazı ayrıntıları paylaştı. Açıklamada belirtildiği gibi Taçi Veseli ve Selimi'nin tanıkların ifadelerini manipüle etmeye çalışmasının ardından temaslarının kısıtlanması kararlaştırıldı. Özel mahkeme bu adımı Taçi ve diğerlerinin davasında tanıklara müdahale etme ve ifadelerini engelleme girişimlerine ve sürecin bütünlüğüne yönelik daha fazla tehditlere cevaben attı. Adaletin engellenmesine ilişkin özel mahkeme soruşturmaları 3 sanığın kendilerine imtiyazsız ziyaretler yaparak gizli bilgileri yasa dışı bir şekilde dağıttıklarını ve Taçi vakasında ziyaretçilere defalarca tanıkların ifadelerini manipüle etmeye çalıştıkları konusunda talimat verdikleri gösteriyor diye belirtilen açıklamanın devamında ayrıca tanıklara müdahale etmeye çalışan herkesin soruşturmaya ve kovuşturmaya tabi tutulacağı vurgulanıyor. Sayın seyircilerimiz, resim yapmanın şüphesiz en önemli artılarından biri yaratıcılığın artmasını sağlamasıdır. Elena Cica İlköğretim Okulu'ndaki Türk öğrencilerdeki resim yetenekleri ne kadar yaratıcı olduklarının en büyük kanıtı. Elena Cica İlköğretim Okulu'nda okuyan Türk öğrencilerden bazıları resme olan yetenekleriyle adeta kendilerine hayran bırakıyorlar. Neredeyse bir ressam kadar güzel resim yapabilen bu öğrenciler profesyonel olma yolunda emin adımlarla ilerliyorlar. Resme olan yeteneğimi ben ilk anaokulunda keşfettim. Anaokulun ilk günleriydi. Ben tasarım yapmaya başlamıştım. Elbiseler çiziyordum. Hatta arkadaşlarıma da soruyordum üstünü nasıl çizeyim, hangi şekil olsun, ne biçimde olsun diye. İkinci sınıfta ben mimarlık çizimlerine de başladım. Evleri çizmeye başladım. Ondan sonra evleri dijital yapmaya başladım. Soyut çizimler çiziyorum. Normal çizimler de çiziyorum. Tasarımda da hep böyle bir hayalim vardı benim tasarım için. Sürekli küçüklüğümden beri hep tasarımcı olmak istiyordum. İnşallah da olurum. 6. sınıf öğrencisi olan Dilara'nın resmi olan yeteneği 1. sınıfta öğretmeni tarafından fark edildi ve daha sonra resim öğretmeni tarafından teşvik edilerek birbirinden güzel resimler yapmaya başladı. Google'dan açtım veya YouTube'dan işte resimler gördüm. Ondan sonra çizmeye başladım. İyi çıkınca çok sevindim ve bu tür resimlere ilgilendim. Peki resim yapmak genel olarak sana ne hissettiriyor? Mutluluk veriyor. Heyecanlandırıyor. Genellikle çocuklar, özellikle gençler aslında duygularını resme yansıtır. Sen duygularını resme yansıtıyor musun ya da duyguların resim yapmanı etkiliyor mu? Etkiliyor. Örneğin ben bir gün eğer üzgünsem işte üzünlü bir resim çizebiliyorum veya mutluysam çok neşeli bir resim çizebiliyorum. Resim alanında yetenekli bir diğer öğrenci olan Ada'nın ise yeteneği çizgi film karakterlerini çizerken keşfedildi. Birinci sınıfta çizgi film karakteri çizerek başladım. Daha sonrasında annem bunu fark etti ve öğretmenim. Bu şekilde zaten herkese yayıldı diyebilirim. Ben daha çok tasarım ve soyut olarak yapıyorum. Tasarım benim
pek fazla hani ilgimi çekmişti. Çünkü küçüklükten beri bir tasarımcı olma hayalim var ve bunu gittikçe geliştiriyorum. Yani kursa falan başladım. Soyut olarak da duygular açısından benim için çok önemli. O an nasıl hissediyorsam, diyelim üzgün hissediyorum, İşte karamsar bir şey çiziyorum ve bunu pek de açık gösterilmesini istemediğim için sadece kendim anlamlı olsun diye daha çok soyut çiziyorum. Şu anda 9. sınıf öğrencisi olan Uma'nın yeteneği ise daha anaokulundayken çizdiği bir manzara resmiyle fark edildi. Ve daha sonra Çanakkale Zaferi için yapılan yarışmada ülke genelinde ikinci oldu. Anaokulu öğretmenim keşfetmişti. İşte aileme sonuna söylemişti yeteneğim olduğunu ve böylece devam etmiştim. Şu anda genelde karakter çizim resimleri, doğa manzaraları veya işte soyut resimleri çizerim. En çok soyut resimleri severim. Neden? Çünkü duygularımı daha çok aktarabiliyorum. Genelde üzgün olduğumda resim çizerim, stresimi aktarıyorum. Resim yapmanın çocuk gelişimine faydaları çok fazla olduğu için eğitim müfredatlarında geniş bir yer kaplıyor. Gençler resim yaparak eğlencenin sınırlarını zorlarken diğer taraftan da başarmanın hazzını hissediyorlar. Sıradaki durağımız Türkiye. Merkez üssü Marmara Denizi, Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. 3 dakika sonra da aynı yerde 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. Deprem İstanbul, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Bilecik ve Sakarya'da da hissedildi. Öte yandan aynı yerde 3 dakika sonra 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Arkadaşlarımız sahadalar, kaymakamlıklarımız, belediye başkanlarımız sahada. Şu ana kadar almış olduğumuz can ve mal kaybı yok. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Olumsuz bir ihbar bulunmuyor. Gelişmeleri yakinen takip edeceğiz. Çok şükür bir sıkıntı yok dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, farklı hevesler peşinde koşan İsrailli yöneticilere şu gerçeği bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gazze bir Filistin toprağıdır. Gazze Filistinlilerindir. Ebediyen de öyle kalacaktır dedi ve ekledi. İsrail'in 7 Ekim'de başlayan katliamları, esir takasları sebebiyle 6 gün süren fasılanın ardından 1 Aralık tarihi itibariyle yeniden hızlandı. Küresel güvenlik ve barışı korumak için kurulan Birleşmiş Milletler kendi çalışanlarını dahi İsrail'in barbarlığından koruyamıyor. Avrupa'sından Amerika'sına kadar insan hak ve hürriyetlerinin savunuculuğunu yapan güçlerin içine düştükleri aziyet ise daha vahimdir. Bu ülkeler adeta İsrail'e daha fazla çocuk öldürmesi, hastane, okul, ev vurması, daha fazla masum kanı dökmesi için şartsız destek veriyor. Şu gerçeği bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gazze bir Filistin toprağıdır. Gazze Filistinlilerindir. Ebediyen de öyle kalacaktır. Evet, Gazze'de saldırılar giderek şiddetleniyor. İsrail ordusu Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam ettiğini açıkladı. Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail Gazze şeridindeki saldırılarını sürdürüyor. Gazze şeridinin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu bölgeye yönelik hava saldırılarını da arttırdı. Ordudan yapılan açıklamada Gazze'de gece boyunca yaklaşık 200 yerin vurulduğu belirtildi. Vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam tugaylarına ait hedefler olduğu iddia edildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamaya göre İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 6150'den fazlası çocuk, 4000'den fazlası kadın olmak üzere 15523 Filistinli öldürüldü, 41316 Filistinli de yaralandı. Sırada hava durumu var. Kapanış için tekrar karşınızda olacağız. Ülkemizde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Başkentte gün ortasında termometreler 4 dereceyi gösterdi. Hidrometeoroloji Kurumu yetkililerinin tahminlerine göre yarın parçalı bulutlu ancak bugüne nazaran hava sıcaklıklarında az da olsa artış bekleniyor. Öyle ki günün en yüksek hava sıcaklıkları 6 ila 8 derece arasında seyredecek. Hava durumuyla bugünkü haber bültenimizi tamamlıyoruz. Yarın yeniden birlikte olmak dilekleriyle sizlerden ayrılıyoruz efendim. Sağlıcakla kalın.